Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde CNC işlem merkezinde G68 koordinat döndürme ile alakalı bir örnek yapmak istiyorum beraberce. Öncelikle parçamızı şöyle bir çizelim. Şöyle sonra kapatıp bir daha açayım. Tabi bunu yaparken alt program kullanacağız arkadaşlar. G68'de de alt programımızı döndürerek, yani koordinatları döndürerek parçamızı işlemek istiyoruz. Şimdi öncelikle işleyeceğimiz parçayı bir çizelim. Ona göre takım yollarını çıkartalım. Dairesel bir parçamız olsun. Çapımız da şöyle 300 olsun diyelim. Bunu kalınlaştırıyorum. 60 mm kalınlaştırdım. Sonra buraya geldim, bir çizim açtım. Buraya bir tane slot çizeceğim. Şöyle bir slotumuz olsun. Bunun da 16'lık çakıyla gireceğimizi düşündüğümüz için 16'lık çakı, bunu da 15 yapıyorum. Buraya 15. Şu genişlik 30 olacaktır. Ve şuradaki slotumuzun genişliği de 50 olsun derim. Bunu kesiyorum. Ne kadar keselim? 20 mm keselim bunu. Ve bunu da çoğaltalım. Neyin etrafında? Bunun etrafında çoğalsın. Çoğaltacağımız unsur da bu. Eşit aralıklarda olsun. Ve bundan 6 tane olsun. Örneğin. Onaylayalım. 6 tane olduğu için her bir slotun arasındaki açı kaç derece olacaktır? 60 derece olacaktır. Şimdi buraya bir çizim açtım. Şöyle. Şuradaki takım yolunu takip ettireceğim arkadaşlar. Yani şöyle 16'lık parmak freze ile şuradan da alacağım. Kurtarır mı? Kurtarır gibi. Hatta şöyle yapalım. Şuradan şuraya bir teğet diyelim. Evet. Burada amaç takımın burada nasıl döneceğini göstermek. Hemen şurayı da bir 16'lık yapalım. Bir bakalım takım döndüğü zaman bu parça bitecek mi? Evet. Rahatlıkla herhangi bir arada talaş bırakmadan 16'lık çakıyla biz burayı işleyebiliriz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben takım buradan daldıracağım ve işleteceğim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şurayı bir convert ediyorum. Şunu da siliyorum. Takım ne yapsın? Takım şuradan şöyle bir girsin istiyorum. Buradan burası ne olsun? Dikey olsun. Şu mesafeyi de şöyle silelim. Şu mesafemiz de 75 olsun. Takım buradan rahatlıkla girsin çıksın. Çok rahat girecektir. Takımımız karşılıklı arkadaşlar. 16'lıkta.
parmak frenimiz, frezemiz 16'lıktı. Buradan girsin, dolaşsın çıksın, dolaşsın çıksın. Amacımız bu. Şimdi takım buradan dalacak. Şöyle işleyecek. Dolayısıyla ben şurayı teğetlersem arkadaşlar, şu mesafem kaç olacaktır? 8 olacaktır. Buradan daldıracağım takımı. Yani takımın gideceği yolda şuradan çizecek olursam, 8 mm şunu da içeriye bir offsetlersem arkadaşlar, takımın gideceği yol bu. Evet. Şimdi öncelikle şu 75 biraz fazla gibi. Bunu bir 70'e indireyim ki çok fazla uzun dalmasın takım. Şimdi programlamaya başlayalım. Hemen buradan Simco'yu açıyorum. Yeni dedim. Hatta Backload Window diyelim. Öncelikle besmele gibi bazı kodları başta yazmamız gerekiyor. Örneğin G54, G21, G40, G80, G49, G17. Bunlar standart. Ben genelde yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunları yazdıktan sonra eğer takım daha öncesinden tezgah referansın altında kalmışsa, Z seviyesi aşağıdaysa, ben diyorum ki bunu G91 ile G28 ile Z'de 0'a bir gönderiyorum. Z'de 0'a gönderdim. Daha sonra buradan bir numaralı takımı çağırıyorum. T1 M6 diyorum. Tezgahımıza bir devir verelim. S 2500, M03 dedim. Saat yönünde dön. 2500 devir bölü dakika ile saat yönünde dön demiş oldum. Daha sonra arkadaşlar G00 ile X'de 0'a, Y'de 0'a şöyle bir konumlandırıyorum tezgahımı. Sonra diyorum ki G43 ile boy telafisi vereceğim. Gerçi tek takım kullandığım için boy telafisi vermesem de olur. Ama ben bunu alışkanlık haline getiriyorum. Ne olur ne olmaz diye. Takımın boy telafisini tanıtmamız gerekiyor. G43. Ben T1 dediğim için buradan H1 diyorum. Daha sonra diyorum ki Z'de 10'a kadar hızlıca gel diyorum. 10'a kadar hızlıca gelsin. Tamam. Tabi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurada bir G91'im vardı. Ama şunun başına önce bir G90 koyalım ki biz bunu mutlak sistemde yapmış olalım. Çünkü burada eklemeli sistemle Z'de 0'a kalktık. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi Z'de 10'a kadar hızlıca geldik. Sonra diyorum ki G00'la, aslında şöyle de yapabilirdik. G00'la X'de 0'a, Y'de 0'a gelmesin. Nereye gelsin? Şu noktaya gelsin. Bu noktanın koordinatı nedir? Şöyle baktığım zaman X'de 170, Y'de 7 noktası. X'de 170, Y'de 7 noktasına gelmiş olsun. Daha sonraki 43, H1 dedim. Z'de 10'a kadar hızlıca indim. Şimdi sonra G00 ile Z'de 0'a iniyorum. Z'de 0'a indikten sonra burada M98 ile bir alt programı yapıyorum. P bunu bir kere tekrar etsin diyorum. Bir kere tekrar etsin. Alt programın adı da ne olsun? 1453 olsun. Alt programımızın adı 1453. Ve M30'la şöyle bir kapatıyorum burayı. Şimdi aşağı iniyorum. Alt programın çalışması için
alt program çalışması için hemen o 1453'ü buradan açıyorum. Buradan artık kod yazmaya başlayacağım. Sonra G91'e dönüyorum. Mutlaka alt programları eklemeli sistemle yapıyorum arkadaşlar. G91'le geldim. Sonra dedim ki G00'la Z'de örneğin -1'e in dedim. Sonra G00'la Z'de -1'e indim. Sonra G01 diyorum. G01. Şimdi bakalım nereye ineceğiz? Bakın buradayız. Buradayız arkadaşlar. Hatta şu kafa karıştırmasın diye şöyle yapayım. Şu takım yolunu arkadaşlar. Rengini ve kalınlığını değiştirelim. Takım yolunu. Line formata geldim. Neredesin? Buraya saklanmışsın. Örneğin şunun kalınlığını 0.5 yap. Rengini de şöyle kırmızı bir renk yap dedim. Bu benim takım yolum olsun. Takım yolum bu. Şimdi neredeyiz? Şöyle eklemene gittiğimiz için buraya indik. -1'e indik burada. Daha sonra -1'e indik. Eklemene gideceğim için arkadaşlar şu mesafe kaç olacak? 70 mm olacak. G01 ile X'de -70'e git diyorum. Ve F değerinde 1500 yapıyorum. Daha sonra bakıyorum takım yoluma. Bakın takım şöyle şu hareketi yapacak. Şöyle takip edersek. Önce şuradan dağıldık. Şu yoldan geldik. Buradayız. Sonra saat yönünün tersinde bir hareket var. Saat yönünün tersinde. Bu nedir arkadaşlar? Saat yönü tersinde. G03 hareketi olacak. Ne diyoruz buradan? G03 olsun diyoruz. Daha sonra X'de ve Y'deki koordinatlarını vereceğim. X'deki koordinatı sabittir. Y'deki koordinatı da kaçtır arkadaşlar? Şöyle bakarsam şu mesafeye bakıyorum. Tabi eklemene gittiğim için ne olacaktır? Bu mesafe 14 olacaktır. Hemen o değeri girelim. Y'de -14 diyorum. Ve radyüsüm kaç olacak? Radyüs değerine giriyorum arkadaşlar. Radyüsüm de 7 olacak. R7 dedim. Şöyle bir hareketi yaptık. Şöyle taptan bakarsam hareketi rahat göreceğim arkadaşlar. Sonra tekrar G01 diyorum. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? X'de az önce eksi değer almıştım. 70 değerine gittim. Burada M98'in yani döngünün alt programın devam etmesi için mutlaka başladığım noktaya geri dönmek zorundayım. Bakın buradan girdim. Buradan çıktım. Başladığım noktaya tekrar dönmek için X'de ne kadar gidip özür dilerim. Y'de hatta bunu G00'la yapalım. Y'de ne kadar gideceğiz arkadaşlar? R7 verdiğim için buradan ne kadar gidiyoruz? 14 mm gidiyoruz. Hızlı hareketi yaptım burada. Başlangıca geri döndük. Şimdi döngü burada bitti. Hemen bunu arkadaşlar G90'a alıyorum. G90'a alıyorum. Ve buradan da diyorum ki M99'da alt programı sonlandır diyorum. Alt programı bu şekilde sonlandırmış oldum. Ama bunu kaç kez tekrar etti program? Bir kez tekrar etti. Şöyle bakarsam izometrik bir şekilde. Bunu bir kez tekrar etti. Birer milim taraş verdim. Çünkü direkt Z-1'den indim. Bunu 20 kere yap diyeceğim burada. Bu şekilde 20 defa yaptırdım. Tamam. Daha sonra arkadaşlar. Daha sonra. Buradan şunu yapıyorum. Buradan şunu yapıyorum. G00'la Z'de 10'a kalkıyorum. Tabi mutlak değerde kalkıyorum. Z'de 10'a kalktım. Sonra Z'de 10'a kalktıktan sonra arkadaşlar
ekseni döndürmem gerekiyor. Ne ile? G68 ile ekseni bir döndürelim. Nerede döndürelim? X0 nokta Y0'da, hatta nokta koymasak da olur. Önemli değil. Y0 dedik. Bazı tezgahlarda koymak gerekiyor. Bunu bir parantez açarak söyleyeyim arkadaşlar. Bazı tezgahların parametreleri noktaya duyarlı oluyor. Nokta olmadığı zaman, eksenler arası noktaları atmadığımız zaman program çalışmıyor. Bu şekilde bir bilgi vermiş olalım. Daha sonra R değeri giriyorum arkadaşlar. Burada R değeri ne olacaktır? Açı değeri. Kaç derece? 60 derece olacaktır. 60 dereceyi döndürdük. Bu şekilde. Daha sonra şöyle yapalım. Bunu yaptıktan sonra şu alt programı çalıştıralım. Ne yapacak bir görelim. Şöyle yukarıdan bir bakalım şöyle taptan. R60. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu G00 ile bunu yapmadan önce şöyle bir silelim. Diyelim ki G00 ile X'de 0'a nokta Y'de 0'a bir git diyelim. X0 Y0'a git diyelim. Sonra G68 ile X0 Y0 R60 diyelim. Ekseni bir döndürelim. Ekseni döndürdükten sonra arkadaşlar, ekseni döndürdükten sonra şuradaki kodları tekrardan yazıyorum. Şunları şöyle bir kopyalıyorum. Nereye kadar? Buraya kadar bir kopyalayalım. Ve yapıştırdım. Bu bir. Güzel oldu. Sonra artık bunu kaç defa tekrar edeceğiz? 6 defa tekrar edeceğiz. O zaman şöyle yapıyorum. Tekrar. Şuradan itibaren alıyorum. Buradan itibaren kopyalıyorum. Yapıştırdım. Şu R'yi 120 yapıyorum. 20 oldu. Pardon. 120 yaptım. Yapıştırdım. Bunu 180 yapıyorum. Yapıştırdım. Bunu da 180 artı 60 240 yapıyorum. Tekrar yapıştırdım. Şunu da kaç yapıyorum arkadaşlar? 300 yapıyorum. 360 vermeme gerek yok. Zaten 0 derece. Şurası 360 derece tamamlamış oldu. Şöyle bir izometrik bakarsam arkadaşlar, programımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi artık bitişe doğru gidelim. Tekrar diyorum ki ben buna, alt program çalıştı. G00 ile, hatta şöyle diyelim. Şöyle zaten dışarıdayız. G91 ile şöyle yapalım. M05 diyelim. M05'e spindle durduralım. Ve şurada M09 ile açmadığımız soğutma sıvısını kapatalım. Soğutma sıvısını nerede açalım? Nerede açalım? Soğutma sıvısını arkadaşlar şurada bir yerde açalım. M08 diyelim. Soğutma sıvısını da açmış olduk. Şimdi devam edelim. Soğutma sıvısını kapattım. Daha sonra diyorum ki ben buna G91 ile G28 ile Z'de 0'a referansa bir kalk. Tekrar G28'de G28 Y0 diyelim ki tezgah bize doğru gelsin. Tamam. Ve M30'a ne yaptık? Programı sonlandırmış olduk arkadaşlar. Burada yaptık. Peki
İşimiz bitti ama hala da GA68'de program devam ediyor. GA68'de. Hemen şurada biz G69 ile dairesel interpolasyonu kapatmış olalım. 68 açar, 69 da burada kapatmış olduk. Şimdi bu programı bir SwanSoft'ta bir çalıştıralım. SanalCNC'mizde çalıştıralım. Şöyle bir yansımasını görelim nasıl çalışacak diye. Öncelikle bu programı bölmem lazım. Yeni bir tane dosya açıyorum. Buraya geldim. Bu benim ana programım arkadaşlar. Bu benim ana programım. Kopyalıyorum bunu. Buraya yapıştırdım. Bunu da kayıt altına almadan önce ben buraya yeni bir klasör açayım. Buna da G68 diyelim arkadaşlar. G68, G69 örneğimiz olsun. Buraya kayıt yapalım. Kaydet diyorum bunu. Buraya geldim masa üstünde. Neyin içine? G68, 69'un içine ne olsun? Parçamıza alt programa biz 1453 dedik arkadaşlar. Şeye de ana programı da ne diyelim? Ana programı da O0571 diyelim arkadaşlar. Kaydettim. Bu bir. Sonra geliyorum. Alt programı kaydedeceğim. Ana programa 0571 verdim. Hatta şu 1453'ü vermesem ne olur? Kopyala. Bunu yeni diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bunu da kaydet diyorum. Bunu da o 1453 olarak kaydettik. 571 ana program, 1453 alt program arkadaşlar. Kaydettim. Bir bakalım. Ana programım ve alt programım burada mevcut arkadaşlar. Hemen SanalCNC'mizi açalım. Fanuc OIM olsun. Çalıştır. Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar. Tezgahımızı bir açalım. Parçamızı bir ayarlayalım. Stok ölçüsü. Parçamızı silindir yapmıştık. Çapını da ne yapmıştık? 300, boyunu da 60 yapmıştık. Bu şekilde şöyle bir bağladığımızı düşünelim. Şimdi buradan takım magazinine gelelim. Şöyle ekle diyelim. Düz bir freze. Kaçlıktı arkadaşlar? 16'lık düz bir freze. Boyu da örneğin 110 olsun dedik. Tamam. Bunu getirip tabi tek istasyon olduğu için şöyle yapalım. Alışkanlık olsun. Takım sıralarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Tezgahımızı önce MDI'ye alıyorduk. Program diyoruz. MDI. Tabi buna girmeden önce tezgahımızı X'de, Y'de ve Z'de bir referansa gönderelim. MDI'de diyorum ki T1, M6 diyorum. EOB insert. Zaten T1 M6 mevcut zannedersem bir bakalım tekrar şöyle diyelim. T5 diyelim, Alter diyelim. Bir Start'a basalım. Tamamdır. Tekrar T1 M6 diyorum. EOB Insert. Burada bir tecrübe etmek için yaptım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. T1 M6'yı aldım. Sonra az önce ayarladığım takımı, 16'lık takımı nereye bağlayacağım arkadaşlar? İşbinine bağlayacağım. Bağladım. Tamamdır. Şimdi kural nedir? Alt programa çalışırken hata vermemesi açısından programın önce alt programı kaydediyorum. Tezgahımı edit moduna alıyorum. Programdır diyorum. Bakıyorum alt programda 1453 var mı? Yok. O 1453 dedim. Insert dedim. Programı açtım. Hemen çağıralım programımızı masa üstünde.
Tüm dosyaları gör diyorum. Buradan 1453'ü aldım arkadaşlar. Bu bizim alt programımız. Şimdi edit programdır. Bu sefer o 0571'i al diyorum. Aldım. Ana programını da buraya ekliyorum. Tüm dosyalarımızı gör. Ana programını da ekledik. Burada G90 önemli değil. Ayarlarız arkadaşlar. Ayarlarız. Şurada bir hata verdi. Bir bakalım neymiş hatamız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada arkadaşlar T1 M6 dedik. Evet. Şurada SD'ni yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Hatayı oradan vermiş. Olsun. Hatayı nerede? S değerini yazmayı unutmuşuz. Şöyle bir daha bakarsak bakın. Başındaki S yazılmamış. Hemen bunu düzeltelim. Edit'e alalım. Edit'tayım. Geliyorum buraya. Buradan diyorum ki G90 S değerini unutmuşuz. S2500. Buradan da alter dersek arkadaşlar hatamızı düzeltmiş oluruz. Evet. Program aşağıda çıktı. Neden? Çünkü biz daha hala parça sıfırını almadık. Parça sıfırını neye göre aldık arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz. Tam ortaya göre. Yani silindirin merkezine göre G54'ümüzü ayarlayacağız arkadaşlar. Peki bunu ayarlayalım hemen. Ben buradan Swansoft'un özelliğini kullanacağım. Şöyle bir merkeze geldim. Offset Setting'e geldim. Work dedim. G54'e geliyorum arkadaşlar. Ne diyorum? X0 Measure, Y0 Measure, Z0 Measure dedim. Tamamdır. Offset Setting'den de şu offset ayarlarına bakalım arkadaşlar. 1 numaralı takım zaten 0'da. Hiç sıkıntı yok. Program çalışacaktır. Tamamdır. Şöyle bir referansa bir kalkalım. Sonra tekrar bir otomatiğe alalım bakın. Programımız şu an düzelmiş oldu. İlerlemeyi biraz kısalım. Bir cycle start'a basalım. Bakın bu şekilde programımızı rahatlıkla çalıştırmış oluyoruz. Ne yaptık? O0571 ile ana program, O1453 ile alt programı yaptık. G68 ile eksenleri döndürerek parçamızı tamamlamış olduk. Program gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Bir görelim ne yapacak. Şu an 240'ta çalışıyor. Tamamdır. Bu tür dairesel parçalarda G68 ve G69 kodlarını kullanarak eksenleri döndürerek arkadaşlar bu şekilde parçamızı işleyebiliriz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Daha ilerleyen derslerde güzel örnekler yapmaya çalışacağız. Boş vakitimiz oldukça bu şekilde paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden emeğe saygı açısından beğeni atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.